15 senedir golbol branşıyla uğraşıyorum. Kadın golbol milli takım kaptanıyım. 2 kere Avrupa şampiyonluğumuz, Avrupa ikinciliğimiz, dünya ikinciliğimiz ve üçüncülüğümüz. 2 kez de paralimpik şampiyonluğumuz var. Ben 3. sınıfta, ilkokul 3. sınıfta görme problemim ortaya çıkınca Ankara'da bir doktora gittim ve o bana dedi ki mitotenş görme engelliler okulunda olursa onu kontrol altında tutabilirim dedi ve muayeneler yapabilirim dedi. Ben de oraya kayıt yaptırdım. Böyle bir branş var dediler, golbol branşı var, yapmak ister misin diye sordu arkadaşlarım. Ben çok çekindim ve istemedim ilk önce çünkü o ortamı bilmiyordum. Ve baktım herkes çok severek yapıyor, çok isteyerek gidiyor. Ben de merak ettim. Spor salonuna indiğim zaman beden eğitim öğretmenim Osman Karalı dedi hani sen bu branşı yapabilirsin. Ve biz onunla başladık. Başlarda ailem kabul etmedi. Çünkü ben spora aşık olmuştum. Yani her başarısız olduğumda daha çok hırslanarak daha çok başarı elde etmek istemiştim. Ve çok çalışıyordum. Ve sonradan dedi ki hani Osman hocam aileme işte bu kızı bana verin. Ben bunu dünyanın en iyisi yapacağım dedi. Biz çok çalıştık Osman Hocam'la ve dünyanın şu anda en iyisiyim. Golbol branşı 2 devrelik bir oyundur. Karşılıklı 3'er kişiden oynanılıyor. Gözlerimize maske takıyoruz çünkü görme engeli B1, B2, B3 kategorisinden oluştuğu için hepsini eşitlemek amacıyla yapılan gözlerimizi kapatıyoruz. Zilli bir topla birbirimize yerden elle karşılıklı 24 dakika boyunca gol atmaya çalışıyoruz ve bu süre boyunca en çok gol atan taraf kazanıyor. Benim yapımdır. Ben zoru çok seviyorum ve rekabeti çok seviyorum. Bundan dolayı golbole aşık olmamın sebebi bu. Başarmamız bizim için çok önemli. 1-0 gerideyiz çünkü hayata karşı. Görmeyen arkadaşlarımız için de biz ışık olmak çok önemli bence. Ben böyle olduğumu düşünüyorum. Pes edeceğim zamanda da hep yenildiğimiz maçları izleyen birisiydim. Daha çok çalışacağım ve bunu başaracağım dedim. Hiçbir zaman pes etmedim. Her başarının üstüne bir başarı daha eklediğim zaman daha çok gururlandım ve daha çok istedim. Sonuç 2 paralimpik şampiyonluğu ve 15 defa gol kraliçeliği elde ettim. Kusursuz bir başarı olduğunu düşünüyorum ve çok mutluyum. Ben farklı bir branşta rol model olarak görüyordum. Voleybol hastasıyım. Ben Eda Erdem Dündar hastasıyım. Onun kaptanlığı, çalışması, işte disiplini ve motivasyonu beni hep ona hayran bırakmıştır. Ve ben de onun yolundan ilerleyeceğim demişimdir. Bu şekilde bir arkadaşıma ışık olabiliyorsam, beni örnek alarak ilerleyebiliyorsa, çalışmalarına bu şekilde devam ediyorsa bu benim için çok güzel bir şeydir. Hem kendime kattığım bir şey hem de ülkeme, arkadaşlarıma kattığım bir şeydir. Amacım zaten bir iz bırakabilmek, bir ışık olabilmek. Günümüzde çok başarılı kadınlar var. Bunlardan bir tanesi olduğum için de çok mutluyum. Ayrıca bir sorumluluk oluşuyor. Çünkü başarmamız gerekiyor. İnşallah benden sonrakiler de böyle devam eder. Buna ışık olduğum için de çok mutluyum.